Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur Erdi. Medya Gama programına hepiniz hoş geldiniz. Yanımda inanılmaz bir potansiyeli olan Siroj Yakubov dediğimiz beyefendi var. Teşekkürler. Teşekkürler diyerek programımıza başlıyoruz. Evet, Siroj Yakubov kimdir? Biz ona kısacası Sıraç diyoruz. Evet. Siroj olarak seslenmiyorsunuz arkadaşlar. Sıraç. Değil mi? Evet. Aynen. Evet, kimdir? Tanıyalım bari. Öncelikle herkese merhabalar, ben Sıraç Yakubov. Şu anda Instagram'da 400 bin, TikTok'ta 4 milyon takipçim var. İşte öyle bir fenomen. İşte öyle bir fenomenlik. Ama hikayemiz çok tuhaf başlıyor. Biraz anlatayım o zaman hikayemizi, evet, istiyorsan. Evet. Başta biz metroda tanışmıştık. Metroda, evet, denk geldik. O zamanlar ben içerik üretmeye başlamamıştım. Devam et istersen. Evet, o zamanlar içerik üretmeye başlamamıştı. Sonra dedik ki içerik üretmeye başlayalım. Sen inanılmaz keman çalıyorsun dedik ve içerik üretmeye başladık. Ve ilk başta motivasyonlarımız tabii çok düşüyordu. Çok böyle, evet, çıktım. Sürekli böyle değişik motivasyonumuzdu. Ama 11. videomuz. Hangi videoydu? Ne? 11. video falan, sen kendin çektiğin videolar vardı. 11. Evet. videoda. O kadar azimli ki 11. videoda aslında patladı. Ama azmi inanılmazdı yani. Evet, böyle hikayemiz başladı. Şimdi 4.1 milyon. 100 bin oluyor. Evet. Aynen öyle. Devam ediyoruz. Önümüzdeki ayda bir sene oluyor yani sosyal medya pasadığımı. Bir senedir baya baya oldu ha. Evet. Vay be. Ve şu anda dünyaya açılmayı düşünüyoruz. İnşallah dünya çapında çok güzel şeyler yapacağız. Evet, İnanılmaz inşallah. Şeyler düşündük. İnanılmaz şeyler yapıyoruz. Ama Sıraç'la video çekmek çok zor arkadaşlar. Evet. Onu söyleyeyim burada. Kardeşi de sürekli isyanlardı çünkü kardeşi de çekim yapıyorlardı normalde. Sonra kardeşi hastalandı. Dedi ki abi çok yoruluyoruz dedi, beni çok yoruyor dedi. Evet. Her şey yani istediğim gibi olmasını istiyorum o yüzden. Evet. İstediği şeyin aynısını yapmayana kadar, evet, 50 defa tekrar çekiyoruz ama olsun, güzel oluyor. Azmine hayranız zaten. Seni biraz daha tanıyalım. Türkiye'ye nasıl geldin Sıraç? Türkiye'ye 2 sene önce geldim. Aslında buraya gelme nedenim de fenomen olmakta. Yani. Gerçekten mi? Buraya, evet, gelmeden önce kafaya takmıştın aslında. Aynen. Mesela şöyle bir içerikler üreteceğim falan diye. Bir de bir sene içerisinde yani bu kendi kendine olmadı. Disiplinden dolayı oldu. Mesela sürekli içerik üretmek gerekiyor. Sürekli video çekmek gerekiyor. Haftada 8 video olmayana kadar çalışırdım yani. Evet, inanılmaz disiplinli. Gerçekten öyle yani. Her gün içerik paylaşıyor ve inanılmaz bir şekilde sabah kalkıyor, bugün ne çekeceğim, bugün ne yapacağım, akşam yeterken gece 2-3'te bile konuşuyoruz mesela. Abi yarın şu videoyu çekeceğim, ya Sıraç bir dur diyorum, bir iki gün kendine zaman ayır. Kendisine zaman ayırmıyor bu arada. Sürekli work, work, work. Ama azmin sonunu da görüyorsunuz zaten. Çok güzel bir hikayesi var. Ve bundan sonra daha da farklı yerlere geçeceğiz. Artık YouTube programı da çekeceğiz beraber. Evet. Aynen. Artık YouTube programımız, evet, da olacak. Sıraç'la beraber YouTube programı da çekmeye başlıyoruz. Yani ben sonra sasladım. Sana mı bakayım kameraya mı? Nereye bakayım daha çok? Kameraya bak. Mesela senin bir başarın olduğu için insanlar senin başarını dinlemek isterler. Mesela onlara nasıl tavsiyede bulunmak istersin? Ya da keman çalan biri nasıl çalmalı? Ya da bu işe başlayan biri nasıl başlamalı? Keman çalmak gerçekten inanılmaz zor. Evet. Çok zor yani. En zor. Parmağı kullanıyorsunuz. Hem şeyi kullanıyorsunuz. Evet, piyanodan daha zor. Neredeyse iki kere. Ne demem gerekiyor? Ne demem gerekiyor? Tamam, seni dinliyorum. Ne sevmek mesela istersin mesela? Nasıl başlamalılar? Ya da eğitim almalılar mı? İlk başta keman almanız gerekiyor değil mi? Kemanla başlamak için. Ondan sonra kesinlikle kurslara gidin. Yani online dersler falan olmuyor. Çünkü karşıdaki hocanız göremiyor ne yaptığınızı. Evet. Yani iyice bakması gerekiyor mesela nasıl tutuyor diye. Sen kaç yılda öğrendin mesela ya da ne zaman başladın? Ben 11 sene önce başladım aslında. 11 sene önce kaç yaşındaydın? 9. Sen 9 yaşında mı başladın keman çalmaya? Evet. Ben 9 bayağı yaşında yeni başlamıştım. Benim biraz geç oldu. Şimdi hedefin ne? Şimdi hedefim, önümüzdeki sene Amerika'ya gitmek istiyorum. Artık Amerika'da içerik üretiyorlar. Aynen, Amerika'da içerik üreteceğim artık. Ama Türkiye'de seni çok seviyorlar. Evet. Yani inanılmaz bir kitlen var Türkiye'de de. Ama senin kitlenin avantajı şu, dünya çapında her yerden kitle var. Evet. Biz algoritmaya baktık, dünyanın her yerinden kitlesi var. Gerçekten inanılmaz bir kitlesi var. Ve gerçekten seni de çok seviyorlar. Senin bir videon 200 milyon izlenmişti zaten. Evet. 200 milyon. 200 milyon.
çok iyiydin. Senin metodan inerken çaldığın bir video vardı. Evet, insanların tepkisiyle. Evet, ondan sonra da biri vardı. O da 100 milyondu. 100 o da yine metodan inerken şey miydi? Evet, aynısı. Ondan sonra diğer kemancılar da mesela İsveç'te mi ne bileyim sonra İran'da falan kemancılar da aynı trendleri yapmaya başladı. Mesela yürüyen merdivende keman çalmaya başladı. Evet, mesela senden sonra herkes sokakta böyle metroda ya da birçok yerde artık dışarıda çekim yapmaya başladı. Evet. İnsanların tepkilerinden falan belki keşfete düşeriz diye. Yani aynen. Bunu da sen başlatmış oldun. Teşekkürler. Rica ederim değil mi? Ben de değiliz. Artık sokaklarda her an karşımıza çıkıp içerik üretebilirler. Ama senin içeriklerin çok tatlı olduğu için göze batmıyordu. Şimdi herkes o işi yaptığında sıkıntı olacak. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Bizim ekipten de sorular alalım. Programı bitirmeden. Evet, güzel olur bence. Aynen. Evet. Şey, çünkü ben sürekli sıkıldığım zaman yemek yerken falan Cihaz Şengör atıyorum. Sorular, soruları arkadan veriyorlar sürekli. Arkadan veriyorlar soruları, evet. Evet, alabiliriz soru. Sesim geliyorsa ya ben soruyorum. Evet. Yani başka neden bir enstrümanlar ilgilenmedi de kemanı seçtin? Aslında kemanı ilk başta zorla götürdü evdekiler. İlk başta çok zordu. Mesela 3 sene hiç kemanda hiçbir şey çalamadım. O kadar zordu ki yani 3 sene zorlandım. Sürekli gitmek aynen istemiyordum. Sonra bir süre sonra hoca değişti. Keman hocası benim hocam değişti. Hı-hı. Aslında çoğunlukla bu hocayla alakalıymış mesela. Hocayı sevdikten sonra aynen onu da sevmiyormuş. Aynen. Vay be, çok iyi. Bayağı bir şeydi yani, yetenekli hocaydı. Oo, vay be, yetenek sana da gelmiş zaten. Evet. Evet, başka soru alabiliriz. Evet, kardeşinin bir sorusu var. Evet, kardeşinin bir sorusu var şu an. Neden bu kadar beni çok yoruyorsun? Neden bu kadar çok yoruyorsun kardeşini, isyan ediyor? Çünkü diğer yani profesyonel yani mesela kendini profesyonel diye tanıttığımız kameramanlar da kardeşim gibi çekemiyor o yüzden. Kardeşinin yani bu sırrı neye borçluyuz? Çünkü bunu ilk baştan ben eğittim. Mesela kamerayı böyle tutuyorsun dedim. Böyle çekiyorsun yoksa böyle geliyorsun dedim. O yüzden. Mesela diğer kameramanı beni dinlemiyor. Kendi bildiğini yapıyor o yüzden. Ben beğenmiyorum onların için. Neden isyan ettiğini anladım kardeşini. Beğenmiyorum. Kardeşin çok yoruyor. Hem beğendi hem çok karışıyor kardeşine. Şu böyle olmaz, böyle böyle. Kardeşi de isyan ediyor tabii ama tabii ki de kardeş olunca daha güzel bir ortam olmuş oluyor. Kardeşine bu işi yapmanın da çok güzel mesela. Kardeşini sürekli üretme. İnanılmaz bir abim var. Ne kadar zor da olsa. Olsun, seviyor. Beni de çok yoruyordu. Demek ki seni de yoruyormuş. Bizi yoruyor. Hakkımızı helal ediyoruz. Problem yok. Başka var mı sorun? Var. Ne var? Evet. Yani bir hedef var. Hedef mi? Evet. Hedefim dünya üzerinde mesela ulusal devletler mi diyoruz? Evet. Ulusal devlete, krallar, krallar falan, kraliyetler. Yok. Yok. Dünya üzerindeki en ünlü kemancılardan biri olmak. Mesela şöyle diyelim. Acaba Michael Jackson konseri için kaç kişi toplamış en fazla? Ooo, güzel. Kaç kişi toplamış? Yok, bu yeterliydi zaten. Bu çok iyiydi, bu çok iyi bir cevaptı. Kaç kişi toplamış mesela gerçekten? Bakın. 60 bin mi ne bileyim. Yok ya, yani o kadar. Dünya rekoru şeyde, Metallica'da. Kaç? O da zannetsem 400 bin civarında bir şey. 400 bin mi? Ama konsere bak. O rakamlar tam değil ama o 60 bin çok az bir rakam. Biz. Senin konserin olsa zaten daha fazla kişi gelir diye düşünüyorum. Ya bir köy maçı da geliyor zaten 3 bin kişi. O öyle düşünme yani. Ama işte 100 binden bayağı fazla yani. Evet. Evet, yani konserde izleyiciler toplamakta rekor sayıları unutmak istiyorum. Yani yapmak aynen istiyorum rekorları. Hedefler büyük inşallah, güzel olacak. Var mı başka soru? Var mı? Var mı? Kıska var mı? Evet, bir programın daha sonuna geldik. Sorularımızı da aldık. Son olarak bir şey söylemek ister misin Sıraç? Beni buraya davet ettiğin için teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim bro. Rica. Herkese teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz. Yani buraya davet ettim ama zaten her gün beraberiz. Çaktırmayalım da ama artık öğrenmiş oldunuz. Bir de kardeşi de sürekli mecburiyetten sürekli beraber. Bir videonun daha sonuna geldik. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.